Merhaba resim severler, hoş geldiniz. Ecegirler Art Türkiye'ye. Bugün çok zor bir çizimden bahsediyoruz. Yaşlı insanların suratı nasıl çizilir, nasıl bu yüz detaylarını verebiliriz kuru boyayla, bunu öğreniyoruz. Neden zordur peki yaşlı insanların yüzü? Çünkü birçok kırışıklıklar, işte gözaltı torbaları, bazı lekeler vesaire gibi elementler vardır suratımızda. Bir de üstüne üstlük tabii ki beyaz saç, beyaz sakal, beyaz bıyık gibi şeyleri de nasıl çizeceğimizi bilmemiz gerekiyor. Bunu nasıl yapabiliriz? İşte bu videoda bunu öğreneceğiz. Evet, birçok teknikten bahsediyorum ama bütün teknikleri anlatamıyorum maalesef. Çünkü 5 saatlik süren bir portreydi. Bu sadece 10 dakikaya sığdırabildim. Eğer bütün hepsini öğrenmek istiyorsanız artık adresi biliyorsunuz. patreon.com/ecegürler. Daha önce de bir yaşlı adam portresi çizmiştim kara kalemle. Eğer onu da izlemediyseniz buraya koyuyorum sizler için. Bakın bakalım farklılıkları nelermiş kuru boya ve kara kalemle yaşlı insan çiziminin. Şimdi hazırsanız kuru boyalarınızı kapın, gelin beraber çizelim. Yaşlı portresi çizerken taslak çok önemli arkadaşlar. Çünkü oldukça kırışıklıklar olabiliyor, bazı yüz lekeleri olabiliyor. Bunların nerede olduğunu bilmek bizim işimize gerçekten çok yarar. Çizgiler çok olduğu için taslaktaki bütün bu çizgileri koymamız gerekiyor. Ben bir de dokulu kağıt seçtim. Bunun nedenini de açıklayayım. Çünkü dokusuz kağıtlar daha pürüzsüz ciltler için, bunun gibi birazcık daha yaşı ilerlemiş ciltler için orta dokulu kağıt kullanmanız taraftarıyım. Göz yapısına gelirsek, göz yapısı yaşlılarda gençlere nazaran daha farklıdır. Bakın, göz kapakları düşmüş aşağıya doğru, kaşlar ve kirpikler tam olarak gelişmemiş, daha doğrusu azalmış görünebilir. Bir de genç versiyonuna bakacağız birazdan. Siz de fark edeceksiniz ki bu göz kapakları düşmemiş, daha canlı, etrafında kırışıklıklar ve torbalanmalar yok ve gördüğünüz gibi kaşlar ve kirpikler full şekilde kendini gösteriyor. Ama işte yaşlı portrelerinde bunlara dikkat etmemiz gerekiyor. Bu yapısal özellikleri şekil şekil, obje obje çalışıp çizmemiz lazım. Kırışıklıklardan söz açılmışken nasıl yapıyoruz bu kırışıklıkları derseniz, bunları koyu kahverengi sepya rengimle yaptım. Hiç bastırmadan çizgileri betimledikten sonra iş gölgelendirmeye geldi. En az 4 tane farklı renk kullandım arkadaşlar bu kırışıklıkların olduğu yerlerdeki gölgelendirmeleri yapabilmek için. Çatallandığı yerleri de atlamadım. Gördüğünüz gibi kalemim ucu gayet açık. Burada da pembemsi bir renk var, görüyorsunuz, kırmızımsı pembemsi. Bunları da ekledim. Turuncu yerler var, biraz daha yani turuncuya çalan kahverengi renkleri var. Bunları da ekledikten sonra gördüğünüz gibi cilt rengiyle cilalama yaptım. Mesela alındaki kırışıklıklar çok derin. Bu derinliği nasıl vereceğiz derseniz, koyu ve açık ton arasındaki farklılıklar kontrast, yani zıtlık yaratacaktır. Bu da 3 boyut kazandıracaktır. Gördüğünüz gibi burada mesela en derin yerleri daha koyu, koyu kahverengiyle yaparken daha kıvrımlı yerlere başka tonlarda ekliyorum. Ve bu tonlar gerçekten çok önemli. Çok baskıdan az baskıya doğru, yani çizgiden uzaklaşırken yukarı ve aşağıya doğru daha da kalemimdeki baskıyı azaltarak bu kıvrımları yaratmaya çalışıyorum. Gördüğünüz gibi farklı farklı gölgeler ekledim. Kahverengiler, işte kırmızılar, koyu kahveler, açık kahveler, işte turuncuya çalan kahverengi. Bütün bunlar bittikten sonra, ben katlarımdan emin olduktan sonra beyazla gittim, hepsinin üzerinden geçtim ve cilaladım. Burada baskı uyguluyorum iyice, gördüğünüz gibi. Hem bu kırışıklıkları birazcık daha yumuşatıyor, böylelikle ilk katman oluşturmuş oluyorum. Hem de bütün bu renkleri birbirinin içerisine çok güzel bir şekilde geçiştiriyor arkadaşlar. Burada bunu yapmamın nedeni, çünkü bu son tabii ki katmanım değil. Bunun üzerine 2-3 daha kat yapacağım ki gerçeklik kazanabilsin. Gördüğünüz gibi bu çizgiler, bu kırışıklıklar daha doğal bir hal aldı. Üzerinden tekrar gittiğimde daha derin hal alması için daha koyu renklerle gireceğim arkadaşlar. Peki aydınlatma nasıl oluyor derseniz, ben 3 tane metot önereceğim. Bir tanesi elektrikli silgi ya da kalem silginiz. Bu şekilde silginizle girdiğiniz yerler bakın ne kadar güzel aydınlanıyor. Elektrikli silgi gerçekten renkli kalemlerde çok işe yarıyor arkadaşlar.
Bir başka metodumuz tabii ki silginin dışında beyaz kalem. Beyaz kaleminiz eğer güzel bir setten geliyorsa, mesela Derwent Colorsoft gibi, Prismacolor gibi, o zaman bu aydınlatmaları çok rahat yapabileceksiniz. Gördüğünüz gibi şu anda da beyaza girdiğim yerler güzel bir şekilde aydınlanıyor. Onun dışında da tabii ki beyaz jel kalem var. Ona da birazdan geçeceğim. Şimdi burada gördüğünüz gibi giriyorum tek tek ben çizgilerime, alın çizgilerini vesaire, ama yine beyaz kalemle de bunları yumuşatmaya, birazcık daha doğal görünüm vermeye özen gösteriyorum. Beyaz bıyık nasıl yapılır? Öncelikle altındaki katmanları gayet koyu oluşturmamız gerekiyor. Arkadaşlar, bu katmanlar koyu oldukça üzerindeki beyaz daha çok kendini gösterecektir. Burada gri renkler kullandım. Payne's Grey ve French Grey olmak üzere iki türlü gri. Sonrasında da beyaz jel penimle üzerinden geçtim arkadaşlar. Beyaz jel pen oldukça sabır gerektiriyor, biliyorum. Kimi zaman yazıyor, kimi zaman yazmıyor, akıyor akmıyor derken bize biraz saç baş yolduruyor, ama gerçekten işe yaradığı zaman da çok güzel sonuçlar alabiliyoruz. Bıyıkları farklı taraflara doğru yapmayı unutmayın. Kimileri kısa, kimileri uzun, kimileri sola, kimileri sağa. Bunları yaptıktan sonra gördüğünüz gibi çene kısmını ve ağız kısmını da bitiriyorum. Dokuyu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Kağıttaki vellum kağıdı kullanıyorum burada. Kağıttaki dokuyu görebiliyorsunuz. Bu da cildin yapısını oluşturmamda oldukça yardımcı oldu. Çeneyi bitirdikten sonra ve cilalama yaptıktan sonra üzerinden gene beyaz jel kalemimle gittim. Neden beyaz kuru boyayla gitmediniz hocam derseniz, maalesef beyaz kuru boyalar renkli, kendinden daha koyu olan boyaların üzerinde çok da kendilerini gösteremiyorlar arkadaşlar. Ama renk açabiliyorlar, aydınlatabiliyorlar. O yüzden sakal ve bıyıklarda kesinlikle size beyaz jel kalem öneriyorum. Beyaz mürekkep kalem öneriyorum. Beyaz saçları nasıl yaptınız derseniz, birazcık daha farklı bir metot uyguladım. Önce grilerimi test ettim. Gördüğünüz gibi acaba dedim hangi grileri kullansam. Sonra altına en açık grimle böyle saç telleri ekledim. Sonra üzerine gümüş grisi, biraz daha maviye çalan bir gri ekledikten sonra en son koyu gri ile, koyu gri kaleminin ucu oldukça açık arkadaşlar, onunla en koyu yerleri betimledim. Sonrasında da beyazla üzerinden gittim. Birazcık cilalar gibi yaptım hafif baskıyla. En son olarak da gördüğünüz gibi maket bıçağıyla ufak uçuşan saçlar yaptım. İşte bu kadar basit. Kulağın üzerine gelen kısımlarda da tabii ki bu maket bıçağı ve hatta en sonda göstereceğim beyaz jel pen çok önemli. Bakın kağıdın dokusu alındaki bu gölgede nasıl kendini güzel güzel gösteriyor. Kağıdı avantajınıza kullanın arkadaşlar. Bence vellum kağıdı bu anlamda kuru boyayla çok iyi. Ama pürüzsüz istiyorum ben Ece hocam derseniz, kesinlikle o zaman dokusuz kağıtları öneriyorum. Burada üçüncü boyut kazandırıyorum. Gördüğünüz sepya rengiyle, yani kestane rengiyle. Sonrasında artık raw amber, yani yeşile çalan kahverengiyi de ekliyorum. Ve sıra geldi lekeler ve beneklere. Yaşlı yüzlerinde bir takım deri gözenekleri daha büyük görünebilir. Bazı lekeler olabilir. Bunlar için gördüğünüz gibi koyu kahverengi kalemimin ucunu iyice açtım. Ve nokta 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 bu deri gözeneklerini ekledim. Burada da hafif böyle bir leke vardı. Onu da yine bu kahverengiye çalan kırmızıyla yaptım arkadaşlar. Sabır gerektiriyor evet, ama kesinlikle yılmayın. Tek tek o noktaları koyun arkadaşlar. Boyun kısmı da çok önemli yaşlı portrelerinde. Burada bu çizgiselliği verebilmek için bakın yine maket bıçağını kullandım. Birkaç kat oluşturup cilalama yaptıktan sonra gerçekten bu çizgi, yani kırışıklığı iyi verebilen bir şey maket bıçağı. Ardından da gittim gölgelerimi tekrar yerleştirdim. Bunun için de yine raw amber ve sepya renklerini kullandım. Artık son eklemelerdeyiz. Kirpiğini unutmuşum sağ gözde, affedersiniz. Hemen ekledim onu ve gözün etrafını da yine siyahla koyulaştırdım. Birazcık daha koyulaştırmak her zaman için daha güzel bir derinlik verecektir. Kulakların içini de, ağzını, ortadaki çizgisini de koyulaştırdıktan sonra beyaz jel kalemimle gözlerdeki bu yansımalara, kıyafetin üzerine denk düşen o sakalları tekrar ekliyorum. Ve en son olarak da göreceksiniz saçlar.
zamanlarda da beyaz jel penimin bu kulağın üzerine düşen kısımlarını tekrar jel penle yapacağım. Bu da daha gerçekçi bir sonuç ortaya çıkaracak arkadaşlar. Bakın, sabırla yavaş yavaş uygulama yaptığımızda güzel bir şekilde bu beyaz kendini gösterecek. Umarım memnun kalmışsınızdır arkadaşlar. Evet, bayağı bir süreç alıyor. 5 saatte yaptım bu portreyi ama sonuç kesinlikle değer. Hadi bakalım. Bir dahaki videomda görüşmek üzere arkadaşlar. Resim ve sevgiyle kalın. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Lütfen abone olmayı unutmayın. Uzun ders videolarımı istiyorsanız adresim patreon.com/ecegürler. Resim ve sevgiyle kalın.